Sevgili arkadaşlar, bugün 13 Kasım Cuma, Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizlerle hoş geldiniz. Bugün 9 koşullu bir programımız var. Akşamleyin de aynı şekilde İstanbul programımız var. 9 koşullu bir program da orada. Arkadaşlar, herkesin hayırlı cumalar diliyorum. Mübarek cumanız kutlu olsun. Öncelikle bunu söyleyelim. Arkasından İstanbul programını da söylediğim birkaç kelime vardı. Aynısını bu şekilde yapacağım. Çünkü İstanbul programı bildiğiniz gibi sadece üyelere özel olduğu için herkes maalesef seyretme imkanı bulamıyor. Ben de buradan tekrarını söyleyeyim. İsmail Çizik kardeşimiz, bir apranti kardeşimiz maalesef 2 gün önce Diyarbakır yarışlarından sonra Urfa'ya dönüş yaparken arabayı da kendisi kullanıyormuş. Maalesef kafa kafaya bir araçla çarpışınca hayatını kaybetmiş. Bu apranti kardeşimiz 22 yaşında gencecik bir kardeşimiz. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve çok sabırlar diliyorum. Yani gerçekten üzücü bir haber. Burada zaten bir yorumda bugün sağ olsun bir arkadaşımız yorumlarda bahsetti. İşte İsmail Çizik hayatını kaybetti diye. Ben duymamıştım çünkü inanın program hazırlamaktan akşamları fazla bir kanal seyredemiyorum. Bütün günümü zaten hemen hemen bu programlara ayırıyorum. O yüzden görmüyorum. Bazı olaylar olduğu zaman arkadaşlar en azından siz bu yorumlar kısmına yazarsanız en azından ben arada bir boşluk buldum mu bakma imkanı buluyorum. İnanın bütün günüm çünkü eve geliyorum en azından bir üstümü başımı değiştiriyorum. Duşumu alıyorum arkasından bir işte bir iki lokma bir şey yiyip geçiyorum bilgisayarın karşısında program hazırlamaya. O yüzden inanın çoğu sosyal faaliyetlerden bayağı uzak durdum. Çünkü nerede ne olmuş bir şey olmuş artık inanın takip edemiyorum. Çünkü şu an karşımda televizyon açık ama sesi kısık en azından buraya yansımasın diye. O yüzden çoğu şeyi kaybediyorum, kaçırıyorum. İsmail Çizik de raporlu. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Akşama büyük ihtimalle atmıyor. Çünkü ben 11'inde almış, 13'ünde sona erecek diyor ama yarın ayın 13'ü, yani bu Cuma günü, 13'ü de kapsıyor herhalde. Büyük ihtimalle kapsıyor herhalde. Eğer kapsıyorsa İsmail Çizik yok. Bunu belirteyim arkadaşlar. Zor bir ayak. Onu da belirteyim arkadaşlar. Bugün gerçekten çok zorlu bir yarışlarımız var. Ben bugün İki kısım halinde yaptım. Çoğu yerde iki kısım halinde çıktın. İki kısım nasıl diyeceksiniz? Bir normal kupon önerdiğim safkanlar, bir de ilave etmek istenirse kuponlar. Arkadaşlar şimdi benim verdiğim ilave, yani geniş oynayanlar için kısmını, yani kalkıp herkes bunu hepsini yapamaz arkadaşlar. Çok külfetli tutuyor. Fazla tutuyor. Ben bunu da tavsiye etmiyorum. Buradaki amacım tamam, büyük oynayan arkadaşlarımız var. Zaten ricada bulundular. Yani en azından tuttuğun safkanları siz sıralayın diyor. Biz en azından imkanımız süresince yatırabiliyoruz. Bazı yerlerde diyorum ki 2 at veriyorum. Arkasına geniş önleyenler 3 at 4 at ilave edin dediğim zaman da bunu kalkıp yani illa bunların hepsinin yazılacak diye bir kaydı yok. Veya içlerinden seçebilirsiniz. Benim ilk 2 atı hoşunuza gitmez. Sürpriz hanesine verdiğim atlar da hoşunuza gider. Onları yazabilirsiniz. Veya diyelim ki bir yerde 3 at 5 at verdim. Öbür tarafta fazla verdim. Ya orada fazla at yazmak isteyenler olur. Şimdi ben işte her ayakta fazla at veriyorum. Ama dedik sizin üçüncü ayak biraz kafanız karıştı. Ha ben buraya ilave edebilirim. Benim imkanım uygun derseniz o olur. Ama kalkıp da işte bunu Yılmaz vermiş. Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Öyle bir şey yok. Hiçbir şeyin garantisi yok. En azından bunu belirteyim arkadaşlar. Yani bazen bu konuşmaları yapıyorum. Sizler de en azından beni anlıyorsunuz. Bazı arkadaşlar her ne kadar dinlemiyor olsa da sıkıntı yok. Benim burada maksadım sizlere daha faydalı olabilmek. Yani bu at yarışı gerçekten dünyanın en zor olayı. Bunu da belirteyim. Hiçbir şeyin de garantisi yok. Yani at fotoya geçecek dediğiniz bir 50 boy önde giden at bile bazen yarış kaybedebiliyor. Nasıl kaybedebiliyor? Tökezleyip düşebiliyor yani en başında. Bunu söyleyeyim. Benim hayatımda en az 3-5 kere bu olayda gerçekleşti. Yani bırakın 30 boy at 200 metre 300 metre önde giden maalesef tam fotoya 20 metre kadar düştü. Yani üstündeki tökezledi. Üstündeki gitti. Bitti yarış. Yani o an olay bitmiştir artık. Ne yapsanız istersen mucit olun. Atın her şeyini uçsun deyin ama yine kaybediyorsunuz. Bu bir gerçek. Bu işin hiçbir şeyi garantisi yok. En basit söyleyeyim. Bir Yavuzan eğer eskilerimiz bilir. 1 lira 5 kuruşa koşuyor. Banka ekürü koşuyor İzmir'de. Ben hipodromdaydım o gün. Hatta çok iyi biliyorum. Bir tane muhasebeci, o zamanlar eskisi gibi bankalara maaşlar kartlarla alınmıyordu. Maaşlar bir zarfın içine koyulup fabrikalarda o şekilde veriliyordu. Adam maaş günümüş, gitmiş muhasebeci. Nasıl 1 lira 5 kuruş garanti, Yavuz'dan koşuyor bugün. Gitmiş bütün parayı basmış.
1 lira 5 kuruş deyip geçmeyin. Adam yani şu andaki parayla yani bir 2 trilyonluk para yatırdığın zaman ne olur? Düşünün yani iyi bir para kazanır. 5 kuruş bile bayağı büyük bir imkan para kazandırır. Adam da gidiyor yatırıyor. Nasıl garanti? Ama ne oldu? At tam start verecek. Şaha kalktı. Start kapağı açıldı. Can Kılıç yerde. Bitti. Adam bitti. Adam zaten vurmuş kendini. Yani bu olay hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Hiçbir şeyin garantisi yok. Bunu da ona göre oynayın. Yani illa bugün ben kesin tutacağım diye bir kaydı yok. Çok güvendiğimiz yerden ben çok yattığımı biliyorum. Fazla at yazılan yerden de çok yattığımızı biliyorum. 4 tane tek atmışımdır. Bir yerde 5 at yazdığım yerden yatmışımdır. Yani bunlar olan şeyler. Hiç kafanızı üzmeyin arkadaşlar. Yani o yüzden büyük oynamamaya gayret edin. Hoşunuza giden oyun yapın ya. Yani en azından bu oyundan bir zevk alarak oynayın. Neyse fazla vaaz verdik. Akşam oyunları dediğim gibi üyelere özel. Sizler de katıl butonuna tıklayarak üyelik yapabilirsiniz. Katıl butonu nerede arkadaşlar? Üyelik için bu videonun, daha doğrusu bütün videoların en altında, açıklamalar kısmının en altında linkler var. Birkaç tane link bıraktım. Onlardan herhangi birisini tıklarsanız katıl butonuna direkt giriyorsunuz. Oradaki seçeneklerde işaretleyerek en azından bunu yapabilirsiniz. Bugün çünkü bir arkadaşımız bir türlü arayı bulamadım diyor. Artık ben de güldüm orada. Ya ama bazı telefonlar desteklemeyebilir. Yani kendisine hata aramasın. Bu telefonun yazılımıyla da ilgili olabilir. O yüzden fazla üzülmesin arkadaşımız. Ben her şeye rağmen yine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Gelelim bugünkü koşulara. 9 koşulu programımız var. 13.30'da şartlı 4, 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim koşusunda ilk ayağımız, ilk startımızı verelim. 2 ve 11 on safkanlar ekürü. Benim burada önerdiğim ilk safkan, hatta bugün biraz riske girip kazanmasını dahi bekledim. 4 dolu Bursa Efes'i var. Bursa'da yarış koşuyor. Bursa Efes'i gelmez mi? Gelebilir. Niye gelmesin? Bu da sonuçta bir Urla Efes'inin oğlu. Yani Efe'lerin Efes'i yani. Anne de Ahenk. Gerçekten Ahenk de iyi bir kısrak. Altaylım gibi gerçekten çok güzel bir atın tayı. Yani Altaylığını biliyorum ben, İzmir'de yarışlarını seyrettim. Kır bir attı hatta. İzmir'de çok yarış koştu. Uzun mesafelerde baya baya iyiydi. Bembeyaz bir attı zaten. Bugün Yunus Emre Yüksel'le bence ilk şanslı isim, hatta kazanmasını beklediğim isim olur. Eğer risk alayım derseniz ben sizlere seve seve katılırım. Bu 4 nolu Bursa Efes'i bende her türlü kazanır çıkıyor zaten. Ama ben buraya en azından bir rakip olarak vermek istedim. Ama dediğim gibi 4 nolu safkan bende çok önde. Rakip ararsanız ne olur? 8 nolu Yamaç Bey, Uçan Bey temsilcisi Alev Katı'yla bence ilk çiftli rakip olur. Daha sonra 1 nolu Aksi Seda, yarışları gerçekten iyi, birbirinden güzel. Mahsun Demirbaş'la yazılması gereken bir diğer isim olur. 7 nolu Kudüsi, bir Kazberk temsilcisi olan bu safkanda. Kadir Tokaçoğlu'la bence yine ciddi rakipler arasında olur. Güzel bir safkan görüntüsü var. Ve son hafta 5 nolu S.S. Merim, bir Dönmez Bey temsilcisi. Onur Öztürk'le start alacak olan safkanda iyi performans ve iyi durumuyla ciddi rakipler arasında olacak bir isim. Ama dediğim gibi 4 nolu safkan ben en azından bir risk alırım, bir şans denerim. Gelir veya gelmez. Çünkü kazanırsa çok büyük avantaj elde edersiniz. Bunu da unutmakta fayda var. Orjin iyi çünkü. Bana göre bugünün kazanması gereken isim. Ama dediğim gibi rakip ararsanız da 8-1-7-5'i tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim ikinci koşuya. Şartlı 4, Aprantiler'e ait 4 ve yukarı Arapların 2200 metrelik yarışında. Burada 10 ve 12 nolu safkanlar ekürü arkadaşlar. Ben burada biraz riske gireceğim. Artık geçen yarışın gerçekten çok iyiydi. Bayağı bir teşvik istedi ama o teşviğin sonucunu bir anda verdi ve bir anda yarışa geldi, kazandı. Zaten kalitesi yüksek olan 5 nolu Amankaya'dan ben yine güzel bir yarış bekliyorum. Her uzayan mesafenin bence ilk atı olmalı. Bu grubun da üzerinde bir safkan olduğu için ben bu safkanı Alican İnci ile bugün de bu Aprant yarışında kazanmasını bekliyorum. O yüzden 5 nolu Amankaya benim buradaki banko isim arkadaşlar. Ben bugün bu safkana yine güveneceğim artık. Bu formülü zaten en az birkaç yarış daha götürür gibi geliyor böyle gruplarda. Üçüncü koşuda şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 2400 metrelik uzun mesafeli yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bu yerde 4 ve 6 nolu safkanlar ekürü. Eğer burası 7'li plası ve 3'lü gayen başlangıcı, eğer bu ayağda bir tek atmak isterseniz, bir riske girmek isterseniz bu Kurtinyadis tayı olan 4 nolu As de Cour hem ekürü avantajına sahip hem de bu safkan bu mesafelerin iyi bir safkanı. Onur Öztürk'te bence kazanması en normal sonuç olur. Eğer bu ayağı da tek atarsanız arkadaşlar, yani ilk 3 ayağı 4 tek, 5 tek, 4 tek. Geçen Ankara'da verdiğim gibi neler olmasın, olur mu olur arkadaşlar. Bana göre 3'ünü de kazanma şansı yüksek. Yani böyle bir şans da deneyebilirsiniz. Yani ilk 3 ayağı tek tek girebilirsiniz. Ama buraya rakip ararsanız da o zaman 2 nolu Mortadella ve 3 nolu Villajof'u bence rakip olarak yazabilirsiniz. 4 nolu safkan bende kazanır gözüküyor. Ama rakip isterseniz de 2 ve 3'ü de
en azından rakip olarak şanslı gördüğüm isimler. Günün dördüncü koşusu Maiden Desiderat 2 yaşlı İngiliz'in 1300 metrelik çim koşusuna geldiğimizde burada 4 ve 6-10 safkanların ikili olduğu 13 safkanlı bir yarışta inanın artık burada cicim ayları bitiyor. Gerçek yarışlar başlıyor arkadaşlar. Gerçek yarışlar derken öteki yarışlar gerçek değil mi? Gerçek, hepsi gerçek. Ama buralar artık biraz SOS veren yerler olduğu için bu şekilde konuştum. Burada kimleri yazabiliriz arkadaşlar? Öncelikle Minsk. Gerçekten Minsk'te benim arkadaşlarım bayağı var. Sürekli de konuşuyorum artık. O yüzden de şansıma da denk geldi böyle bir safkan. Bir King David temsilcisi olan bir safkan Tugay alıcıyla. Bence ikinci yarışındaki yedinciliği hiç ölçü almıyorum. Bugün biraz daha ciddi hazırlıklarıyla 8-10 Minsk ben de ilk planda. Daha sonra 5 nolu Güneş Kız. Bir Bushranger temsilcisi olan bir safkan İsmail Dinar'la bence çok çok şanslı. Neden çok şanslı? Bu safkan ilk yarışını bir kum pistte yaptı. Üçüncülük elde etti. Bugün ben sevdiği pistte daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Bushranger'lar çimde daha farklı koşan bir isim. O yüzden Güneş Kız'ı yazacağız. Daha sonra da 13 nolu Zilzion San. Bir Torok temsilcisi Onur Atmaca ile startlayacak olan bu safkan da iyi görüntüsü ve iyi çalışmalarıyla bence yazılması gereken diğer isim olur. 8-5-13 biraz rakiplerine oranla ön planda tuttuğum isimler. Eğer genişletirsek burayı sonuçta bir maiden yarış. O zaman 6 nolu Hellora. Ekürü avantajıyla koşacak olan bu safkan iyi hazırlıklar sahip. Daha sonra 9 nolu Profond. Bir Bushranger temsilcisi daha Ali Alpagut'la yine o bir kez koşup 5.lik elde etti ama bana göre çok iyi bir 5.lik. Bugün daha da iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. 9 nolu Profond'dan ve 2 nolu Colt Downhor. Bir hakim temsilcisi Onur Öztürk'te de biraz yarışın tecrübeli isimlerinden birisi. Bugün yazılması gereken isim olur. 2 nolu Colt Downhor'dan sonra en son olarak da 1 nolu Aqua De Vida ile bir Rock Monster temsilcisinde Yunus Emre Yüksel ile tek yarış koşup 4.lik elde eden bir safkanda yazabiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi 8-5-13 öncelik daha da genişletirsek 6-9-2 ve 1 nolu safkanlar benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün bir diğer sonraki koşusunu 5. koşuya geldiğimizde bir handikap 17, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik çim koşusunda burada 2 ve 8 nolu safkanlar ekürü. Benim burada önereceğim safkanlar sırasıyla 6 nolu gülüştü. Geçen ağır kilosuyla da güzel bir 4. geldi de bu safkanı ben Muhammed Bilgin'le uygun kilosuyla ilk şanslı isim vereceğim. Daha sonra 4 nolu Aylis. Son ikinciliği harika. Bugün de yine iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Daha sonra Goben biraz ağır kilo olsa da iyi bir isim. Bekir Mert Mırık ile start alacak olan bu safkan son ikinciliğiyle bence şanslı isim. Daha sonra 3 nolu Kaftan bir İzbotur. Kadir Tokoçoğlu da start alıyor. İzbotur Tayı son kazanmış olduğu yarışta güzel bence yazılır. Son olarak da 10 nolu Çetin Su. Bu tarihde bu atada dikkat etmekte fayda var. Bir Tamerlan'ın temsilcisi Mahmut Turan'la bence son güzel ikinciliğiyle buranın yine iddialı ismi olur. 6, 4, 1, 3, 10 benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Ama daha da geniş oynarsak bu 2 nolu Poyrazeli en azından ekür avantajıyla bir çarpıda bu safkana atabiliriz arkadaşlar. Tabi burada bir de 5 nolu safkan var arkadaşlar. Ben bunu en azından biraz çoktan da koşmuyor diye en azından şey yaptım ben. Ama siz eğer imkanınız varsa bu ayakta bu 5 nolu Kaya Berk'te en azından iyi bir isim. Her ne kadar 2 aydır koşmasa da hazırlık olarak fena değil. Hani iyi kalitesiyle bence bir yerlere de gelebilir hem de. Eğer bir yeriniz varsa bu 5 nolu Kaya Berk'te de bir çarpı atabilirsiniz. Yani zor bir koşu. İnanın burada daha yazılacak atlar var mı? Var ama tabii her yerde her kazan ihtimali olan atları da yazarsak inanın bütçe diye bir şey dayanmaz. Haliyle bazı yerde risklere de girmek zorundayız arkadaşlar. Geldik 6. koşuya. Handikap 16. 3 yaşlı İngiliz'in 1400 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta ben önceliği 4 nolu Starta'ya vereceğim. Bu Mendip temsilcisi Kadir Tokaçoğlu da bence ilk şanslı isim olarak kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 6 nolu Gülpembe. Bu safkana dikkat edelim. Geçen yarışı ağır kiloydu. Şimdi arada bayağı kilo farkı oldu. Muhammed bir bilginle bu güzel formuyla bu yarışı avlayabilir. Ben bugün bu safkanı 6 nolu Gülpembe çok çok ön planda tutuyorum. Bunu da söyleyeyim. Ve sonra da 7 nolu The Clock Dog. Bir Aprov'un güzel temsilcisi yine bomboş kilosuyla Ali Kaplan'la yine iyi formuyla, iyi dereceleriyle bence bu güzel formunda bir birincilik daha yapabilir. O yüzden 7 nolu safkanı yazacağız. 4, 6, 7 bence yeterli. Bence yeterli ama genişletirsek ne yapabiliriz? Grubun iyi ismi bu olan biraz rakiplerine ona ara kilo da olsa 1 nolu Peter Pan's Dream, Bekir Mert Mürük ile ilave edebilir ve sonra da 2 nolu Lord Admiral. Liner temsilcisi de Okan Gökçeli de
yazılması gereken son isim olur diye düşünüyorum. Ama 4, 6, 7 bence rakiplerine oranla biraz daha ön planda. Normal kupon için yeterli. Genişletirsek 1 ve 2'yi de ilave edebiliriz arkadaşlar. 7. koşuda Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çimkosuna, burada baktığımız zaman 12 safkan arasında koşacak olan bu yarış 1 ve 3 nolu safkanların da ekürü olduğu bir yarış. Benim burada önceliği 12 nolu The Last Reign'e vereceğim. Smart Robin Tirsey, Sally Kaplan'ı startlayacak olan bir safkan. İki yarış koştu, ikisinde güzel ikincilik elde etti ama 2 aydır koşmuyor ama hazırlık olarak da iyi durumda. Ben yine de bu şansı, ilk şansı 12 nolu The Last Reign'e vereceğim. Bu safkanın yanına 5 nolu X ve Shine, artık öyle okunuyor herhalde, bir Scarface temsilcisi olan bu safkan Kadir Tokaçoğlu'na start alacak olup yine oldukça formda olan bir isim. Bence rakip olarak ilk isim olarak yazmamız gereken isim. Ve son hafta 10 nolu Miss Aria. Bu safkan da bir Apron'un güzel temsilcisi Sinan Özen'e de yazılması gereken son isim olarak düşünüyorum. 12, 5, 10. Bence bu gruptan biraz daha ön planda tutulan bir isim. Bence bu 3 tay arasında geçmesini bekliyorum. 3 tayı da muhakkak kullanacağız. Eğer genişletip burayı da sürpriz ayağı ararsak da o zaman kimleri yazabiliriz arkadaşlar burada? Öncelikli olarak 9 nolu Maden Dumanı. Bir rengin temsilcisi arkadaşlar. Bu çim pistte ben daha iyi koşmasını bekliyorum. Yunus Emre Yükselli ile. Daha sonra 3 nolu Daylight Dreams. İkili avantaja sahip Nurettin Şen'le start alacak onu safkan. Tek koşmuş olduğu yerde güzel bir ikinciliği sahip. Bugün bence daha farklı, daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. Ve son hafta 4 nolu Deniz'in kızında bu Bosporus temsilcisini de Tugay Alıcı'da da ilave edebiliriz. En azından hazırlık olarak aşama kaydettiği için. 12, 5, 10. Öncelik 9, 3, 4 geniş at yazmak isteyenler için. Günün 8. koşusu Handikap 16, 3 ve yukarı İngiliz'in 1300 metrelik çim kursuna geldiğimizde burada baktığımız zaman 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta geçen yarışta biraz esprili bir atımız vardı. Burada 7 nolu Kunta Kinte. Güzel bir diziydi. Bizim o zamanlar eskiden çocukluğumuzda tek kanal vardı. TRT vardı. Başka bir kanalımız yoktu. Bu 7 nolu Kunta Kinte de bir dizide vardı. Karakterin baş karakteriydi hatta. Başroldeki Kökler adına bir diziydi. Ben yine açıklamasını yapıyorum. Bu tabii Kökler ne? Afrika'da yetişen zenci arkadaşların işte bu avcılar tarafından yakalanıp yani köle olarak satılması Amerika'da köle olarak yani 1800'lü 1700'lü işte artık kaç yılları ise eski zamanlarda işte köle olarak maalesef köle olarak tutulan isimlerdi. Tabi bunların soyu bu Kunta Kinte ismini koyuyorlar. Bu Kunta Kinte'nin de tabi bir soyu oluyor. Yani o soyundan artık o Kökler dizisi o şekilde devam ediyor. Tabi en son çocuk özgür olasıya kadar. Tabi ondan sonra özgürlüklerini ilan ettikten sonra işte en azından bir soy ağacını işte anlatan bir diziydi ama güzel bir diziydi. Valla bana göre diziydi. Zaten başka kanal yoktu. Bir yeri seyredemezdik. Mecburen seyredik. Bu 7 nolu Kunta Kinte bugün ben çok iyi yarış bekliyorum. O kadar anlattık yine. Off-the-White'ın güzel temsilcisi. 51 küreyi olmuş. Onur Yıldız da bence ilk şanslı isim. Bir 4-3 yaptıysa bu safkan bugün direkt 1'e de sıçrayabilir. Formu iyiyse ben de. O yüzden 7 nolu safkanı ilk şanslı isim yapacağız. Ben bu safkanın en ciddi rakibi olarak da 5 nolu Heel Heat'i vereceğim. Bir Power Score temsilcisi Onur Atmaca'yla bence en ciddi rakibi olur. 7-5 bence daha şanslı bu grupta. Normal kuponlar için risk edilip 7-5 olarak geçebiliriz. Ama buraya at yazarsak da o zaman önce 3 nolu Kızıl Yağız'ı bu Vento temsilcisi Kadir Tokaçoğlu da oldukça formda. Ama işte dediğim gibi biraz kilo faktörleri gerçekten İngilizlerde çok değerli. Bunu da söyleyeyim. 59 kilo çünkü koşuyor. Benim dediğim atlar 55 kilo. Kunta Kinte 51 kilo. Arada bir 8 kilo az değil yani. Ama 3 nolu Kızıl Yağız en azından güzel performans iyi durumuyla yazılır ilk rakip olarak. Daha sonra 2 nolu Asude Sultan. Asude Sultan da ne Asude Sultan'mış. Yani şu son yarışını bu mesafede kazandı ama eğer seyretmene varsa seyredin. Ben inanın 4-5 kez seyrettim ama keyif alarak seyrettim. Neden diyeceksiniz? Ya at 1300 metrede 7-8 boyu startta kalıyor. Viraj dönüyor hala grubun 7-8 boy gerisinde dışarı aldı. Televizyon bile göstermiyor. Spiker son anda gördü. Şaşırdı ilk önce. Ne söyleyeceğini şaşırdı. Sonra toparladı ama geldi. Fotoda yarış kazandı. İnanın müthiş bir sprint yaptın. Yani 1300 metrede 7-8 boy kalacaksın. Geleceksin bir de geçeceksin kazanacaksın. İnanın eğer baba yediğin harcı değil bu. Bu iki nolu Asude Sultan bunu başardı. Yani spiker bile koptu moptu bir şeyler diyor ama o da şaşırdı ne diyeceğini. Yani hatta size şöyle bir şey de anlatayım. Kusura bakmayın bazı arkadaşlar kızıyor ama bu Asude Sultan koptu moptu deyince benim aklıma şey geldi.
Yıllar önce bu TRT zamanındayken, tek kanal olduğu zamanlar tabii başka bir şey seyretmiyordum. Bir pazar programı mı neydi vardı, eğlence programı vardı. Devamlı taklit yapan birisi vardı. Artık Yalçın Menteş miydi, başka birisi miydi? Bir taklit yapıyordu. Ya işte Arap ülkelerine birisine mi gitmiş, ne yapmış orada? Yarış görmüş. Televizyondan mı seyretmiş? Televizyondan değil ya. O zaman da televizyonda imkanı yok. Oraya gitmiş herhalde. Oradan mı ne kapmış ne? Ya diyor bir yarış ettim. Aynen diyor bir yarış diyor. Dışarıdan bir at geliyor diyor ama diyor spikeri ben dinliyorum diyor. Ata bakmıyorum diyor. Spikerin diyor konuşma tarzı felaket diyor. Spiker dışarıdaki ata böyle diyor. Vallahi da teyyare, billahi da teyyare. Yani atı artık spikerinde kalmış gelmiş diyor ya. İşte bu Aslında Sultan da böyle aynı. Vallahi da teyyare, billahi da teyyare. Artık bunu biraz esprili yaptık ama ne yapacaksınız? O inanın o konuşma benim hala aklımda duruyor. Gözümün önünde canlanıyor zaten. Bu iki nolu Aslında Sultan'ı yazacağız. Daha sonra dört nolu Edrov. Sapkan da iyi bir sapkan. Bir Değirmen Deri temsilcisi Sinan Özen'le yazarız. Daha sonra 10 nolu Captain yine bomboş kilosuyla ve Kontrol iyi temsilcisi İsmail Dinar'la en azından formu iyiyken, boş kilo varken bir şeyler yapabilir, değerlendirebilir. Ve son hafta 8 nolu Samat Turaki. Mahmut Turan'la ilave edilmesi gereken son isim. Ama dediğim gibi ilaveler olursa çoğalıyor. Sizler de ona göre değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Yani burada daha neler yazılmaz ki ama işte maalesef at yarışında her gördüğümüzü yazamayız. Yani belirli bir bütçemize göre küçük bir oyun yapmaya çalışın. 7-5 öncelik ha, riske girerim ben bu iki safkanı sığınabilirim derseniz 7-5. Ama buraya at yazayım derseniz 3, 2, 4, 18 artık buradan eleme mi yaparsınız, şans mı yaparsınız artık o size kalmış bir şey arkadaşlar. Ama mümkünse çok at yazmamanızı tavsiye ediyorum. Ben en azından tuttuğum safkanları sizlere aktarmak için söylüyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde bir şartlı 19, 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik çim kosu. Burada baktığınız zaman kalabalık mı? Kalabalık, 20 safkan var. 3 ayrı ekürü var. 2, 6, 11 ekürü. 10, 18 ayrı ekürü. 13, 19 da apayrı bir ekürü. 3 ayrı bir ekürü var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 20 at koşuyor. Ekrana bile sığmıyor yani. Arkadaşlar şartlı 19, bilmeyenler için yine söyleyeyim. Şartlı 19'un bir diğer ismi Maiden yarışı. Yani bu yarış bir Maiden yarışı. Hiçbirisi yarış kazanmamış isimlere ait. Arkadaşlar ben böyle kalabalık yarışta en azından Joker hakkımı kullanıp bankomu burada vereceğim. Artık şansıma çünkü yoksa öbür türlü işten çıkacak gibi değil. Ben burada hiç fazla sözü uzatmayacağım. Altın olup Kral Cem. Ekürüsü 11 olup Prenses Gamze. Her ikisi de formda. Bence artık bu safkanlar arasında bir yarış kazanması lazım ikisinden birisi. O yüzden ben bunlara sığınacağım artık. Artık bir yerde riske gireceğiz. O yüzden Altınoluk Kral Cem'i ben sizlere tek olarak öneriyorum, banko olarak öneriyorum. Benim bugünkü bankom 6-11 ekürler. Benim söyleyecek başka sözüm kalmadı. Kusura bakmayın video biraz uzun oluyor ama. Ama maksat sizlere hem eğlenceli bir zaman geçirebilmek hem de güzel bir şeylere katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana. Arkadaşlar herkese hayırlı cumalar diyorum tekrardan. Katıl butonuna da tıklamayı unutmayalım arkadaşlar. En azından üyelik yapın. Valla önümüzdeki ay bana çok para lazım. Hani oradan sizlere de para istersem de hiç şaşırmayın. Yani vahim durumlarım var ona göre arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işin esprisi bir yana herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.